Ee, onu kastediyorum. Şu an değil zaten. O dönemde ha, o dönemki e, yapmış olduğu açıklama. Dolayısıyla Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler gelebilir hocaya. Bu tabii ne kadar aklını çeler hocanın bilmem. Tabii. E, Mourinho gibi bir figür e, Türkiye'de iş yapar her zaman. Neden? Evet kariyeri belki geçmişin şaşalı dönemlerindeki gibi değil ama... Sonuç itibariyle bahsettiğimiz isim Jose Mourinho yani hangi takıma giderse gitsin bir başarı yakalıyor belki istikrar olmuyor artık ama Roma'ya da Avrupa kupalarında başarı getirdi sonuçta kupayı kaldırdı müzesine getirdi Roma kaç kez gördü yani onun dışında Manchester United son Avrupa kupasını Mourinho ile birlikte almıştı mesela bir de önemli olan şu sağ dışını da çok iyi yönetebilecek bir teknik adamdan bahsediyoruz yani Türkiye'de her şey sahanın içerisinde bitmiyor. Sah, sahanın dışını camiaydı çok iyi yönetebilmeniz Mourinho'da lazım. Mourinho da başarıları kadar ee, tartışmalarıyla e da e daha e ünlü. Onu sindirebilmek çok cevaplarla. Yani. Tabii, tabii. E, bir anda bir basının toplantı sonra basın toplantısında çok farklı açıklamalar Hı -hı. E görebiliriz gündem oluşturacak. Ya ben de yeri ayrı. Ben şimdi çok objektif ben yaklaşamıyorum Mourinho'ya karşı. Ben, evet. ben eleştiren taraftayım. Şöyle 2010'lu yıllar Guardiola'nın Barcelona'sı bence Mourinho'nun kimyasını Bozdor'da Mourinho biraz el klasikolarda özellikle Pepe'yi kullanma şekli yoksa evet futbolda çok special one yani özel bir tanımının sonuna kadar ediyor. Porto'da yaptıkları Chelsea'deki Premier Lig ambargosu üstüne Inter'le Şampiyon Ligi'ni kazanması ama nihayetinde 2010 sonrası bence kariyeri düşüşe geçti birincisi Real Madrid'le Şampiyon Ligi kazanamadı ki Real Madrid'in Mourinho'ya ayrıldıktan sonraki süreçte Ancelotti ile Zidane'la birçok Şampiyon Ligi var Chelsea Premier Ligi şampiyonu yaptıktan sonra zaten lig şampiyonluğu göremedi. United, Roma, Tottenham hep gönderildi. Böyle bir gerçek var ama Mourinho karakteri Fenerbahçe açısından şöyle önemli. Winner bir isim. Ne olursa olsun 22 finalin 18'ini kazanmış. En son da geçen sezon hakem hataları olarak Avrupa Ligi'nde Roma ile bir final kaybetmişti. E, Fenerbahçe sonuçta biraz kırılgan bir cami haline büründü doğal olarak 10 yıllık e, sportif başarısızlıkla. Biraz böyle güçlü bir figüre ihtiyacı olduğunu figür. düşünüyorum Ama ben. Tekrarlayayım ben biraz Fatih Hoca'ya benzetiyorum. Kariyeri düşüşe geçti bunu da kabul etmek Zaten gerek artık. Zaten çok karşılaştı. Zaten Fatih Hoca'ya da benziyor profil evet. olarak. İkisi de e, işte... E, o Terry'nin işte Lampard'ın olduğu jenerasyonla çok iyi anlaşıyordu. Yeni jenerasyonla ne kadar? Yani ben hep aynı örneği veriyorum. Dünya futboluna damga vurmuş bir isim. Debrun, yine Muhammed Salah. Hatta Lukaku'yu da bunların içine katabiliriz. 18-19-20'li yaşlarda Mourinho takımlarında olup Mourinho takımlarını tutunamayıp başka yerler tekrar parlayıp dünya futbolunda mark olmuş isimler. Biraz orada jenerasyon kaçırdım Mourinho. ister o profil ama Tekrarlayayım çok büyük bir isim. Ee, sonuçta yani Ceko'nun, Tadiç'in, e, Freddy Schumaskin oynadığı takıma pekala gönül rahatlığıyla Mourinho'ya da emanet edebilirsiniz ama işin garantisi yok. Onu da söyleyeyim. Yani. Bu öz eleştiriyi de bir yapmamız gerekiyor. Hatta Buna. şimdi yapılacak olan sözleşme artık bunlar da konuşulmaya başlandı. Çünkü iki başkan adayı da Mourinho'yla görüşmeyi gerçekleştirmişken, Mourinho aynı zamanda başarıları, kavgaları e, ünlü ama aldığı tazminatlarla da dünya rekoru kırdı. Dolayısıyla bugün gazetelerde bu haberlerde yer alıyordu. Hani gelirse e, geldiği gibi gidişi de çok konuşulabilir şeklinde. Çünkü e, 18 milyon sterline kadar çıkmış aldığı tazminatlar. Evet. Chelsea'den, Real Madrid'den bu civarda tazminatlar aldı, var. Hepsinden aldı, toplumdan da aldı. E, son olarak Roma'dan bir tek 3 milyon, yani en düşük Roma 3 milyon sterlin. Evet. Belki günümüze yaklaştıkça... Roma'daki kavgası değil. biraz farklıydı. Roma'da transfer yapmıyorlardı Jose Mourinho'nun olduğu takıma. Ee, orada sportif direktörle ilgili de şeyleri vardı. Sportif direktörü eleştiriyordu zaman zaman. Ee, ben iki oyuncu istiyorum ama sadece bir oyuncu yeteceğini düşünüyor şeklinde açıklamaları da vardı. Ee, orada 3 milyon olmasının sebebi de Roma'nın ekonomik durumunun düşük olması. Yoksa öncesinde senin de dedin gibi Tottenham'dan, Manchester'dan Tabii vesaire. Yani. Çok güzel tazminatlar kazandı yani ama... E, kazandırdı da bir yandan baktığımızda. Yani az önce Manchester United örneğini verdik. İşte Manchester United'daki son Avrupa Kupası Mourinho ile birlikte geldi. Ondan sonra bir şey geldi mi? Yok. Yani evet e, belki gittikten sonra o takımlar toparlanamıyor. Varlığında da bir ilk sezonları vesaire yine de iyi geçiyor ama geçmişteki gibi değil tabii ki. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yoksa 2010'ların 10'a kadar olan Mourinho farklıydı. Ondan sonraki farklıydı. Ama yine de dediğim gibi tek başına Sadece bu değil. Buraya çok iyi bir teknik adam getirebilirsiniz ama sahanın dışını yönetemeyen, e, iletişim becerisi zayıf olan, e, camial reaksiyonlarını e, iyi tartamayan teknik adamlarla başarı sağlayamazsınız. Bir yerde bunu da iyi yapabilen hocalara ihtiyacınız var. Türkiye ilgili de gerçeği bu çünkü e, Mourinho'dan bunu daha iyi başarabilecek kaç kişi var dünya futbolunda? Yani belki iki, belki 3 ya da birincisi Mourinho'dur. UEFA'nın düzenlediği 4 organizasyonda ve İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz liglerinde toplam 26 şampiyonluk yaşamış bir isimden bahsediyoruz. 4 kez de dünyada yılın teknik adamı seçildi. Jose Mourinho, ben özel biriyim, bunu ukalalık olarak algılamayın ama ben bir Avrupa şampiyonuyum ve özel biriyim Doğru. ...sözleri de kendisine ait. Şöyle dünyanın şu an en iyi teknik direktörü... ...Guardiola desem herhalde... ...çoğunluk bana katılacaktır. Evet. Bence Guardiola'yı bile tercih edenler olacaktır Mourinho'nun. Mourinho'nun öyle fanları var. Sonuçta Mourinho sevilen de figür... ...bazı kesimler tarafından ama ben biraz işin... ...teknik kısmında eleştiri yapayım. Artık teknik adam olarak düşüşe geçtiğini düşünüyorum... ...ama hoş. Düşüşe geçtiği yani yerler İtalya, İngiltere... ...sonuçta bizim ligi... ...her türlü üzerinde bir teknik direktör... Burada Fenerbahçe ile dokusu ne kadar uyuşacak onu göreceğiz ama ben Ali Koç tarafını da bekliyorum aslında. Şimdi Aziz Yıldırım çok net kartını açık oynadı seçilirsem hocam Mourinho diye. Ali Koç tarafında yapacağı açıklama önemli. Çünkü Saadettin Sara'nın Mourinho dışında başka önemli marka teknik adamlarla da görüştüğü bilgisini almıştım. Ki zaten bunu kamuoyuyla da ile paylaşıldı. O yüzden süreci bir de Ali Koç cephesinden Mourinho özelinde dinlemek gerek. Şimdi e, aynı zamanda efsane teknik direktör United'ın Alex Ferguson'da e, Mourinho'dan her zaman övgüyle bahsederken şöyle sözleri de bugün basında yer almış. Mourinho tam 6 dil konuşuyor önce gidip e, Raps'ın için tercümanlık yapıyor onu Barcelona'ya kadar takip ediyor. Sonrasında Van altında çalışıyor sürekli öğreniyor hiç futbol oynamadı bana kaç başkanın e, oyunu hiç oynamamış bir teknik direktöre iş vereceğini söylersin hiçbiri ama o başardı. Sonra Portekiz'de küçük bir takımı yönetiyor sonra Porta'da Portekiz ligini UEFA kupasını ve şampiyonlar ligini kazanıyor Chelsea ile Premier ligi kazanıyor ve İngiltere'ye gidiyor orada da kupalar kazanıyor. Bu iyi şeyler yapmak isteyen herkese bir örnek, oraya ulaşmak istiyorsanız engellerin önünüze çıkmasına izin vermemelisiniz. Rekabetten korkmayan bir teknik adam yani. Zaten hatta rekabetten beslenen bir teknik adam yani. Anca. Ee, meydan okumaları da seviyor. Yani bu açıdan zaten onun yaşı vesaire düşüşü hiç önemli değil. Onda hala o rekabet isteği onun dışında meydan okuma isteği varlığını sürdürüyor. Roma'da da benzer meydan okumaları yaptı. İki sezon üst üste Roma'ya Avrupa finali getirdi. Birinde kupayı aldı birinde finalde kaybetti. Yani e, hala aslında kariyeri düşüşte diyoruz ama bir şeyleri başarmaya, başarmaya da çalışıyor ve e, başardığında zaman zaman görüyoruz yani. Tamamen elden ayaktan kesilmiş bir isim değil mi Mourinho yani koskoca Jose Mourinho'dan Tabii. bahsediyoruz. Ölüsü konferans ilgi alıyor, birisi final yapıyor işte güzel bağladım. Tebrik ediyorum. Düşünmüş müydün <laughs> bunu? Yok anda? düşünmedim. <laughs> Bu ben ben Mourinho'ya karşı objektif olamıyorum. Peki <laughs> o zaman bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz biz de nereden.